Sevgili dostlarım merhaba. Yine yeni bir videoda sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzda Türkiye IMF'ye giderse IMF bizlerden hangi tavizleri ister konusunu işlemeye çalışacağım. Ayrıntıları merak ediyorsanız videomuzu sonuna kadar izlemeyi ihmal etmeyin. Türkiye IMF'ye giderse ucuz kredi alacak. Bu Türkiye için büyük bir avantaj. Ancak IMF'ye gitmek aslına bakarsanız ülkeler için çok ciddi sıkıntıları da beraberinde getiriyor. Biz bunu 1999'dan sonra görmüştük. Türkiye sadece 300 milyon dolar için IMF ile anlaşmak zorunda kalmış ve karşılığında ne yazık ki EYT gibi bir mağduriyetle de karşı karşıya kalmıştı. IMF Türkiye'ye geldiğinde ya da Türkiye benzeri ülkelere gittiğinde borç veriyor, uygun kredili borç kullandırıyor ama bu borcu verirken de burnundan fitil fitil getiriyor. Öyle tavizler alıyor ki sizden. Bu tavizlerin karşılığını verdiğinizde hem ekonominiz, hem siyasetiniz, hem iç işleriniz ciddi sıkıntılara girebiliyor. IMF eğer ki Türkiye'ye gelirse, yani Türkiye IMF'den borç alıp Uzun vadeli bir stand bay yaparsa bu stand bayın bedelini nasıl öder ve Türkiye acaba IMF'den ne kadar borç ister? Bazı net kodular var biliyorsunuz. Türkiye'nin IMF ile görüştüğü yönünde ve 200 milyar dolar talep ettiği ile ilgili. 200 milyar dolar bir anda size çok yüksek gibi görünebilir. Ancak şunu unutmayın Türkiye'nin borçları çok fazla kasa boşalmış durumda ve ekonomiyi döndürmek için 200 milyar dolar bile az gelebilir. IMF'nin Türkiye'ye önerdiği rakamsa 50 milyar dolar. Bunda peydel pey vermeyi düşünüyor. Aslında hükümetin talebi bu 50 milyar doların seçimlerden önce gelmesi. Ancak seçimlerden önce gelmesi iki türlü problemi bir arada getiriyor. Birisi IMF bunu açık ederse ciddi anlamda oy kaybı anlamına geliyor. İkincisi ise IMF'nin şartı seçimin kazanılması. Eğer ki seçim kazanılırsa bu parayı serbest bırakmak. Tekrar altını çizerek söylüyorum. Bunların hepsi şu anda duyumdan öteye geçmiyor. Peki diyelim ki bunlar duyum değil ve gerçeğe döndü. 31 Mart'tan sonra IMF ile hükümet el sıkıştı. Bunun bedeli ne olacak? Hangi tavizleri vermek zorunda kalacağız? IMF'nin Türkiye'den daha önce istediği tavizleri bir kez daha hatırlatalım. Üretim konusunda, tohumculuk konusunda ciddi baskılar yapmıştı ve peyderpey bu tavizleri Türkiye'den almıştı. Nitekim Türkiye'nin bugün tarım konusunda geldiği nokta ortada. Bankacılık sistemi ile ilgili IMF yine çok sert tedbirler alınmasını istemişti. Hatırlarsınız o dönemde Onlarca banka batmış ve bu batıklar yüzünden de herkes ciddi mağduriyetler yaşamıştı. Hükümet açısından da sıkıntılı bir dönemdi. Bana göre en dikkat çekici noktalardan birisi IMF'nin sosyal güvenlik sistemiyle ilgili beklentileri ya da istekleri. Sosyal güvenlik sistemiyle ilgili IMF neleri talep ediyor? Hemen onu söyleyelim. Sosyal güvenlik sisteminin özelleşmesini. Yani Amerika'daki sistem gibi olmasını istiyor. Sosyal güvenlik deyince sadece emeklilik gelmesin aklınıza hem emeklilik sisteminin hem de sağlık sisteminin tamamen özelleşerek büyük kartel şirketlere devredilmesini Bekliyor. IMF ile bu kartellerin ne alakası var diyebilirsiniz. Şunu unutmayın, IMF'de Amerika'nın yüzde 18'lik bir oy oranı var. Başka hiçbir ülkenin böyle bir gücü bulunmuyor IMF'de ve IMF eşittir Amerika eşittir Dünya Bankası olarak düşünebiliriz. IMF'nin bu dayatmaların arkasında büyük oranda Amerika ve Amerikalı şirketler bulunuyor. Amerikalı büyük sosyal güvenlik şirketleri, emeklilik fonları, ilaç firmaları bu talebi sık sık gündeme getiriyor. Hatta geçtiğimiz süreçte BES yani bireysel emeklilik sisteminin zorunlu hale getirilmesinin arkasında da yine bu gerçek yatıyor. IMF ile Türkiye anlaşırsa, bir stand pay anlaşması yaparsa, borç alırsa ve SGK tavizini verirse yani SGK özelleşirse başımıza ne gelecek? Bu kez iş sadece EYT ile kalmayacak. Yani emeklilikte yaşa takılanlarla kalmayacak. Bunun üstüne üstlük bir de mevcut emeklilerimizde ciddi sıkıntıya girecek. Çünkü özel sektör kar odaklı olacak ve emeklilik sistemindeki yaş oranını daha da yukarıya çekecek. İkincisi maliyetler değişecek. Bundan böyle işveren ve devlet sizin adınıza herhangi bir ödeme yapmayacak. Siz kendi ödemenizi kendiniz gerçekleştireceksiniz ve ödediğiniz miktar kadarıyla da yaşlılığınızda belli bir süre maaş alacaksınız ve bu süre bittiğinde maaş alamamaya başlayacaksınız. Bireysel emeklilik sisteminde olduğu gibi. Detaylar var. Detayları ayrıntılarıyla daha sonraki videolarımızda verebiliriz. Ama ben iki önemli ana başlığı sizlerle paylaşmak istedim emeklilikle ilgili kısımda. Sağlık sistemine geldiğimizde. ilaç sistemi biliyorsunuz zaten tamamen yabancıların elinde. Burada bir örnek verelim isterseniz. Yabancılar İlaç sektörüne hakim oldukları için geçtiğimiz günlerde bir kur ayarlaması istediler. Bu kur ayarlaması gecikince de hemen piyasadaki ilaçlarını çekmeye, Türkiye'ye ilaç getirmemeye başladılar. Bunun sonucu da ilaç kıtlığı bir miktar yaşandı. Ancak daha sonrasında bu işin daha da büyüyeceğini gören hükümet hemen masaya oturdu ve ilaç firmalarına %26 gibi faiş bir zam vermek zorunda kaldı ki duyumlarımız o ki bu zam oranı bile onlara yeterli gelmemiş yeni zamlar bekliyorlarmış ve eğer ki gelmezse de bu zamlar verilmediği takdirde yine ilaç getirmeme tehdidinde bulunuyorlarmış Bunlar duyumdur, net bilgiler değildir, ancak önemli duyumlardır. Onda bilgisini vermiş olalım. Sağlık sistemi, hastaneler ayağı, hastaneler ayağının tamamen devletten çekildiğini düşünün. Yani SGK hastaneleri, devlet hastanelerinin artık olmadığını ve sistemin tamamen özel sektörün eline geçtiğini ve ker odaklı bu sistemin sizi mağdur edecek ölçeklerde umursamaz davrandığını düşünün. Yani Amerika'da yıllardır tartışılan Obama'nın bile bütün direnişlere rağmen ortadan kaldıramadığı sağlık sistemi problemi. Bu şu demek? Bundan sonra sizler bir sigorta ödeyeceksiniz, bir prim ödeyeceksiniz. Bu prim karşılığında kısmen veya tamamen veya ultra lüks hizmet alma şansına sahip olacaksınız. Şöyle açıklayalım. Diyelim ki 100 lira verdiniz kısmi sağlık sigortanız olacak. Hastaneye gittiğinizde ücret ödemeye devam edeceksiniz ama büyük hastalıklar olursa onlardan herhangi bir ödeme alınmayacak. Ya da daha çok para vereceksiniz, çok daha fazla para vereceksiniz. Hem tedavi hem yatma ücretini karşılayacak sigorta şirketi. Bunun bir yıl detayı var. Onları da yine ilerleyen videolarımızda anlatırım sizlere. İşin özeti şu sevgili dostlarım. Ne kadar para verirseniz o kadar hizmet alacaksınız SGK özelleştiğinde. Bu da Türkiye'nin sosyal hukuk devleti olma özelliğinden çıkarak artık tamamen kapitalist sisteme hizmet eden, kar odaklı bir yapının ülkemize yerleşmesi anlamına geliyor. Vatandaş odaklı değil, kar odaklı bir yapı ve bundan pek çok kişi, özellikle dar gelirli kesim ciddi anlamda mağdur olacak. Bu konuyla ilgili farklı videolar da çekeceğim. SGK'nın özelleşmesiyle ilgili bazı ayrıntıları zaman zaman paylaşmaya devam edeceğim. Artık IMF'ye başka ne tür tavizler verilecek? Onları da anlatacağım. Ama bunların hepsini anlatmamız ne yazık ki bir videoya sığmayacak kadar önemli konular. O nedenle birkaç video bu konuyla ilgili çekmek durumunda olacağım. Örneğin tarım sektörünü konuşacağız. Örneğin reel sektör etkilerini konuşacağız. Örneğin üretime etkilerini konuşacağız. Örneğin yabancı firmaların Türkiye'deki firmaları nasıl ele geçirebileceğinden bahsedeceğiz. Yani konuşacak çok konu var ve bütün bu konuları da sizlere tüm çıplaklığıyla açıklamaya devam edeceğim. Efendim videomuzun sonuna geldik. Yeni videolarımızda tekrar birlikte olacağız. Eğer ki beğendiyseniz abone olmayı, dostlarınızla paylaşmayı ve tabii ki konuyla ilgili yorum yapmayı ihmal etmeyin. Tekrar görüşene kadar. Hoşça kalın, mutlu kalın.